Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir kazan dibi tarifim var. Yapımı çok kolay görünse de yakma işlemini ve muhallebisini tam olarak beceremediğimiz bir tatlı. Fakat bu tarifimde herkes kazan dibi yapabilecek. Hemen yapımına geçiyorum. ilk önce şöyle bu boyutlarda bir tencerenin içerisine kuru malzemelerimi alıyorum. 1 su bardağı unumla başlıyorum. Üzerine yarım çay bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Önce kuru malzemelerimi dediğim gibi ilave edip ve karıştıracağım. Şöyle bir su bardağı da toz şekerim var. Onu da hemen karıştırıp üzerine süt ilavesine geçebilirim. Toplamda 7 su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Bunun nedeni ise tamamen tepsinizin boyuna göre e, tepsinizi şimdi ben birazdan e, hangi boyda yaptım tepsiyi göstereceğim. E, muhallebimi ocağa aldım. Şöyle tıkırdamaya başlayınca altını kısıyorum. Ve sürekli dibi tutmasın diye karıştırıyorum. Bakın bizim için e, bu kıvam önemli. Tam da bu esnada bir tatlı kaşığı margarin ilave ettim. Şöyle akışkan bir e, muhallebi olacak. Tepsim arkadaşlar 35'e 25 tepsimin boyutu zaten şimdi göstereceğim. Altını tamamen margarinle kapattım ben arkadaşlar. Ve üzerine bir çay bardağı kadar toz şekeri ilave ediyorum. Böyle altına serpiştiriyorum. Yakma işleminde daha yardımcı olsun diye toz şekeri ve margarin. Dilerseniz tereyağı da sürebilirsiniz bu şekilde. Ee, bu püf noktalarından bir tanesi mutlaka her tarafının yağlı olması ve toz şekerine bulamış olması şimdi tepsi ölçüm çok önemli dememin nedeni arkadaşlar sizler için özellikle ölçtüm çünkü e, kazan dibiniz kalın olmasın diye bu ölçülerle bu tepsi boyutunu katı kadar büyütüp ya da e, küçültebilirsiniz bu tepsiniz yoksa borcanda da yapabilirsiniz e, illaki bu olacak diye bir şey yok sadece sütlü tatlılar bunda daha güzel oluyor diye ben bunu tercih ettim Şimdi yakma işlemine ocağımın en büyük gözünü açtım arkadaşlar ve muhallebisini dökmeye başlıyorum. Ara ara karıştırırsanız muhallebiniz kabuk bağlamaz sizin için de rahat olur. Ee, bir kepçe yardımıyla hemen yakma işlemine geçiyorum. Yakma işlemi ise arkadaşlar birazcık sabır isteyen bir iş. Ee, böyle pat hemen ortadan ısıtmaya başlamayın çabuk olsun diye ee, ortalar... Çabuk ısınıyor dediğim gibi, e, çabuk yanar. E, bu sefer tadı e, karamelize bir tat olmaz ve daha acı bir tat olur. O yüzden e, köşeden azar azar pişirerek dibini tutturarak bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle sıkılmayın diye buraları çabuk geçiyorum arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız aynı işlemin sonucuna varabilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde pişiyor. Hatta kenarlardan kızarmaya başladı bile. Yakma işlemini arkadaşlar tamamen damak lezzetinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi e, yakabilirsiniz. Şimdi ocaktan aldım ben tepsimi ve üzerine muhallebisini döktüm. Dolaba koyuyorum. Yaklaşık 4 saat kadar dolapta bekleyen e, kazan dibimi hemen çıkardım ve artık servise hazır. Şöyle kenarlarını bir bıçak yardımıyla açtım arkadaşlar daha kolay katlansın diye. Ve istediğiniz büyüklükte göz kararı dilimlere bölüyorum. Bir spatula yardımıyla şöyle bakın. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Daha yanık tarafları var. Bu biraz az pişmiş. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum dokusunu. O kadar güzel bir dokusu var ki arkadaşlar böyle ağızda eriyor resmen. Ee, şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediysen kanalıma abone olup like atmayı unutma. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.